Türkçe Peri Masalları. Altın Ekmek. Evvel zaman içinde küçük bir kasabada tek kızı Narcissa ile birlikte Marion adında bir kadın yaşıyormuş. Marion son derece mütevazı ve tatlıymış. Ancak Narcissa tam aksi karakterdeymiş. Gördüğünüz gibi kelimelerin ötesinde güzelmiş. Yaşayan bir bebek gibiymiş ve eğlenceli yanı kendine olan hiç bitmeyen sevgisiymiş. Narcissa, ekmeği pişirmeme yardım eder misin? Hayır, olmaz anne. Un parlak ve ışıltılı gözlerimi köreltebilir. Ah. Narcissa, tohumları ekmeme yardım eder misin? Ne? Bunu neden ben yapayım? Peki ya o güzel parmaklarım toprak olursa? Çok kötü. Ya yüzüme de bulaşırsa? Narcissa ile olan problem buymuş. Kendinin herhangi bir iş yapamayacak kadar iyi olduğunu düşünüyormuş. Güzelliği her yerde bilindiğinden pek çok kişi gelerek Narcissa ile evlenmek istemiş ama hepsini kaba bir şekilde reddetmiş. Bu adamları neden dün gönderdin Narcissa? Oysa güzel görünüyorlardı. Ciddi olamazsın anne. Birinin böyle küçük gözleri vardı. Neredeyse bir kuşunki kadar ve diğerinin de büyük bir burnu vardı. Hapşırdığında yanında olmak istemem. İğrenç. Ve sonuncusunun da... Dur. Hayır. Ben artık duymak istemiyorum. Tek görebildiğim bu adamların gerçekten iyi olduklarıydı. Tatlım, güzelliğin her şey olmadığını bilmelisin artık. Anne, bir prens ya da şövalye gibi birini hak ettiğimin farkındasın herhalde. Ah canım. Bir gece uyurken annesi yanına oturmuş, onu izliyormuş. Sevgili çocuğum, çok güzel ve sevimlisin. Ama güzelliğinden başka hiçbir şeyi umursamıyorsun. O anda Narcissa uykusunda gülmeye başlamış. Annesi son derece şaşırmış. Ah, ne kadar güzel. Gerçekten komik bir rüya görüyor olmalı. Ertesi sabah Narcissa uyandığında sürekli gülümsüyor ve kıkırdıyormuş. Evet canım. Dün gece rüyanda ne gördüğünü anlatır mısın? Ah anne, inanılmaz bir rüyaydı. Bana gelen ve benimle evlenmek istediğini söyleyen bir prens vardı. Buraya altından atlı arabayla gelmişti. Üstelik tepeden tırnağa kadar altından elbise giymişti. Ne kadar saçma bir rüya. Ve en iyi kısmı ne biliyor musun? Tabii ki ben de altından bir gelinlik giymiştim. Ve herkes sadece bana bakıyordu. Narcissa, bu rüyada gerçekten şaşırtıcı olan bir şey yok. Çok, gerçekten çok bencil bir rüyaymış. Aa anne, ne dediğini bilmiyorsun. Bu rüya bana evde yediğim tipten daha güzel bir yemeğe ihtiyacım olduğunu anlamamı sağladı. Altından yapılan ekmek. Bunu bir düşün. Zavallı Narcissa'nın annesi kızı ve hayatını nasıl yaşayacağı konusunda çok endişeliymiş. O gün iki arkadaş Narcissa'nın annesini ziyarete gelmiş. Onlar Melly ve Terry'miş. Üçü uzun zamandır arkadaşmış. Fakat Terry ve Melly'nin sırrı varmış. İkisi de büyülü varlıklarmış. Bu Narcissa'nın annesinin bilmediği bir şeymiş. Terry, Melly, sizi görmek ne kadar da güzel. Çok uzun zaman oldu, değil mi? Çok uzun. Nasılsın? Çok iyiydim. Keşke daha iyi olsaydım canım. Keşke ne olsaydın? Ah, keşke kızım Narcissa biraz daha anlayışlı biri olsaydı. Marion, Melly ve Terry'e Narcissa'yı ve onun için nasıl endişelendiğini anlatmış. İnanabiliyor musunuz? Altından yapılmış ekmek yemek istiyor. Onunla ne yapacağım ben? Şey, belki de rüyası gerçek olursa... Bu harika olurdu değil mi?
Neyse, önemli değil. Sanırım zamanla büyüyüp öğrenecek. Şimdi başka bir şey hakkında konuşalım. Daha sonra Mary ve Terry eski arkadaşlarına veda etmiş ve gizlice birbirlerine gülümseyerek oradan ayrılmışlar. O gece hem anne hem de kız yatmaya hazırlanmış. Anne, gerçekten umarım rüyam gerçek olur. Ah Narcissa. Ertesi gün Narcissa ve annesi dışarıda bahçelerindeyken evin önüne altından güzel bir atlı araba gelmiş. Değerli taş ve pırlantalarla süslenmiş ve son derece çarpıcı görünüyormuş. Durduğunda yakışıklı bir genç adam çıkmış ve Narcissa'ya bakmış. Gencin yakışıklılığı karşısında ne yapacağına şaşırmış. Anne! Anne! Rüyam gerçekten de gerçekleşiyor. Ne dedin? Merhaba. Buraya Narcissa'yla evlenmek için izin istemeye geldim. Ama ismini nereden biliyorsunuz ve siz kimsiniz? Benim adım Terence. Ben şans meleğiyim. Kızınızın adı ve güzelliği tüm dünyada bilinir. İşte size bir hediye getirdim. Şuna bakın. Seninle evlenmeyi çok 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 isterim. Ne? Ama onu tanımıyorsun bile. Onunla gidemezsin. Aa, saçmalama lütfen. O zengin ve yakışıklı. Daha ne isteyebilirim ki? Terence, teklifini kabul ediyorum. Ve bununla birlikte arabasına binmiş ve annesine veda bile etmeden melek de yola çıkmış. Seyahat ederken araba birdenbire büyülü bir portala girmiş. Orada fırtınalı bir alanda seyahat etmişler. Araba çok sarsıntılı bir şekilde yol alınca Narcissa çok korkmuş. Aa canım, olamaz. Bu nedir? Endişelenme canım. Bunların hepsi yakında bitecek. Ve tam bunu söylediği anda araba başka bir portala girmiş. Ve büyük ve görkemli bir altın kalenin giriş kapısından içeri girmiş. Narcissa gördüğü bütün güzelliğe hayran kalmış. Şuna bakın, bu çok güzel. Bu kadar zenginliği hak ettiğimi biliyordum. Hoşuna gideceğini biliyordum. İstediğin her şeyi burada bulacaksın. En güzel elbiselerden en lezzetli yiyeceklere kadar. Hepsi sarayımda var. Harika. Yiyeceklerden bahsetmişken bu yolculuktan sonra gerçekten çok acıktım. Açlıktan ölüyorum. Şu lezzetli yemeklerden alabilir miyim acaba? Tabii ki. İşte Melly ile tanışın. Melisa'yla. Ne istersen o getirecek. Merhaba Narcissa. Senin hakkında çok şey duydum. Zavallı şey. Acıktın değil mi? Gel, hadi yemek masasına gidelim. Sana biraz yiyecek getireyim. Peki, teşekkür ederim. Yemek odasına gitmişler ve orada masada Narcissa'nın gördüğü en şaşırtıcı yiyecek varmış. Bu yemek harika görünüyor. Öyleler çünkü. Reçeller yakutlardan, salatalar zümrütlerden ve oradaki ekmek de altından yapılmış. Altın ekmek. Ne kadar güzel. Bu reçel ekmekle güzel ve lezzetli görünecek. Ekmeğin üzerine yakut reçeli sürmüş ve kocaman bir ısırık almış. Oh, ah! Bu çok sert. Ben bunu yiyemiyorum. Evet, bu altından yapılmış bir ekmek ve en iyisidir. Ama eğer yiyemezsen sana gümüş ekmek getireyim mi? Gümüş mü? Olmaz. Neden başka bir şey yemiyorsun? Ama normal ekmek istiyorum. Yiyebileceğim ekmek sizde yok mu? Hayır. Efendimizin müstakbel eşi sadece altın ekmek yemeli. Sadece en iyisini yemelisin. Narcissa bütün yemeklere bakmış ama yenmeyen şeyler oldukları için kalbi kırılmış. Ve hemen ağlamaya başlamış. Gitmeme izin verin. Bunu istemiyorum. Ama yemek gerçekten çok iyi. İşte biraz altın patates deneyin.
gerçekten iyiler. Ve benimle evlendikten sonra hepsini yemek zorunda kalacaksın. Süslü şeyleri sevdiğini sanıyordum. Oh, hayır, hayır. Seninle evlenmek istemiyorum. Eve ve anneme gitmek istiyorum. Eve gitmeme izin verin. Melissa ve Terence birbirlerine bakmışlar ve göz kırpmışlar. Eğer gerçekten istediğin buysa seni eve götüreceğim. Terence ağlayan ve mutsuz Narcissa'yı eve götürmüş. Arabada yaptığı seçimler hakkında derin düşünmeye başlamış. Eve geldiğinde üzgün şekilde evde oturan annesine sarılmak için koşmuş. Anne, anne, geri döndüm. Narcissa, ah benim tatlı kızım. Seni bir daha asla göremeyeceğimi sanıyordum. Anne, seni çok seviyorum ve haklıydın. Görünüş ve zenginlik her şey değil. Altın ekmek yiyemediğim için faydasızdım. Ve adam, yakışıklı olmasına rağmen beni hiç umursamadı. Ah canım kızım, peki şimdi başkalarına nasıl davrandığının farkında mısın? Biliyorum, böyle davrandığım için çok üzgünüm anne. Ah tamam kızım, yanlış olduğunu gördüğün için sorun değil. Gel, sana güzel bir şey yedireyim. O günden itibaren Narcissa davranışlarını değiştirmiş. İlk başta zorlanmış ama yavaş yavaş ve sabırla daha iyi olmaya başlamış. Bir gün Melly ve Terry yine Marion'ı ziyaret etmişler. Aa, ikinize de merhaba. Söylesene Marion, Narcissa şimdi nasıl? Marion onlara olan her şeyi anlatmış. Ve o zamandan beri gerçekten çok değişti. Aa, öyle mi? Sanırım artık daha fazla altın ekmek istiyor, öyle değil mi? Terry, biliyor musun? Aslında o meleğe biraz benziyorsunuz. Ben ne diyorum? Nasıl o olabilirsin ki? İkiniz çok iyisiniz. (Gülüyor)